Yani uçağın ilk etaptaki görüntüsünde de şehir merkezi üzerine hızlı bir şekilde düşüş. İlk etapta yukarıda bir patlama görüntüsü ki yukarıda ilk etapta siyah bir bulut dumanı olduğu görülüyor orada. Burası hava soğuma açısından da Ruslar tarafından iyi konulan bir bölge. Aynı zamanda tabii bu bölge aynı zamanda da Ukrayna'nın sık sık hava saldırısında bulunduğu bir bölge. Bu bir Rusya muhalifleri tarafından ya da Ukrayna tarafından kasıtlı olarak da yapılmış olabilir. Çünkü Ukrayna Zelenski özellikle Rusya karşısında son zamanlarda hem Batı'nın desteğini idame ettirmekte ve yeni destek bulmakta hem de Genelkurmay Başkanı'yla savunma politikası konusunda içine düştüğü bir çıkmaz söz konusuydu. Sık sık Zelenski'nin Avrupa ülkeleriyle, liderleriyle görüşmelerde bulunduğunu, bu ülkelerin parlamentolarına katılarak konuşmalar yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla Ukrayna'nın geleceği konusunda nispeten bir belirsizliğin hakim sürdüğü, örneğin Slovakya asla Ukrayna'ya bundan sonra destekte bulunmayacağım şeklinde bir açıklama yaptı bundan bir ay evvel. Bunu diğer ülkelerin de izleyeceği endişesi hakimken tam böyle bir faaliyetin yapılıyor olması Avrupa'da giderek Ukrayna'ya azalmakta olan desteğin bir de içinde Ukrayna askerlerinin hayatını kaybediyor olması tabii tam bilemiyoruz şu anda sonucu. Bu Avrupa tarafından bu savaşa biraz daha farklı gözlükle bakılabilecektir. Bir de dediğim gibi İsveç'in NATO'ya üyesinin artık kabul edildiğini söyleyebiliriz. 32. üyesiyle birlikte Rusya-NATO arasındaki süreç çok daha farklı bir konuma girdiği bir günün ertesinde oluyor olması da konuya Tamamlandınız. farklı bir anlam kazandırabilir. Peki, devam edeceğiz Sayın Komutanım. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.